Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve selatü ve selam ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin selam. Yo, meyvenizi yiyin. Ders değil. Ders değil. Size faydası olur zannıyla. Çok herkese tek tek anlatmak da çok zor geliyor. Tabii yoruluyorum sizin için bir işi ama benim için çok kolay. Ev boşanacak yani Allah'ın sevmediği ama mubah olan boşanmak. Sevmiyor, takdir etmiyor ama mubahtır, haram değildir. Boşanacak kişi, kadın ve erkek şu sözümü dinlesin. Boşanacak kişi bir A4 alsın Salih. Kağıt. Yazsın. Kimse yanında yokken. Yalnız kadınlar malum günlerinde olmasın. Erkekler de eyyami biz günlerinde olmasın. Kameri ayların 13, 14, 15'in günleri. Erkeklerin hey heylerinin, hanımların da hey heylerinin günlerinin dışında. Boşanacak kadın ve erkeğe tavsiye. Şöyle bir A4 al. Yaz ön tarafına. Boşanacağım. Çünkü bir, böyle böyle yapıyor. Böyle böyle diyor. Böyle böyle mahrum ediyor. Yaz çünkülerini. Niçin boşanacağını yaz. Ama böyle yapıyor, böyle diyor, böyle davranıyor. Anneme babama göndermiyor, şöyle diyor, hakaret ediyor, nafakamı şey yapmıyor. Çünküleri yazdın mı abi? Geç arkaya. Boşanırsam muhtemel olan karşıma çıkacak sıkıntılar. Boşanırsam çocuklar babasız kalır, annesiz kalır. Boşanırsam gideceğim babamın ve kardeşimin orada. Yani boşandığın zaman muhtemel karşına çıkacak sıkıntılar da yaz. Boşandığın zaman. Mesela boşandığı zaman evden çıktı ama kafadan çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bak boşandığım zaman kafamdan çıkmayacak, çocukları babasız annesiz olacak, alıştığım bir hayat var, bu dünya alemi kevni fesattır. Evet, bu tarafı iyi değildi ama evleneceğim, alacağım kişinin de şu anda alıştığım bir hayatın dışında başka bir vasıfları olacak. Yani muhtemel karşına çıkacak sıkıntılar yazar mısın? Bir kağıt yaptın mı abi? Katla bunu Fatih. Hiç kimsenin ulaşamayacağı, sen de dahil, bir yere sakla. Sakla. Tamam. İkinci gün bir A4 al, boş. Boşanmam lazım çünkü. Daha önce yazdıklarını yazma. Yeni hatırına gelenleri yaz. Arkasına boşanırsam muhtemel karşıma çıkacak, göğüs gelmek zorunda kalacağım sıkıntılar. Çünkü mutlaka sıkıntı olacak. Boşan. Onları da ama daha önce birinci kağıda yazmadıklarını da yaz. Katla bunu. Bunu da başka bir yere sakla. Tamam. Sonra üçüncü gün gene bir A4 al boş. Boşanmam gerekiyor. Çünkü ama bir ve iki kağıda yazmadın. Yeni hatırına gelenleri boşanmam lazım. Çünkü. Yazdın mı? Yaz. Sonra boşanırsam muhtemel karşıma çıkacak bir sürü sıkıntı olacak. Çocuklar anasız babasız büyütecek. Yani veya elin adamı, elin kadını, bunun bir şey olacak. Gene bir ve ikinci sayfada yazmadın, boşanmaktan ortaya çıkacak muhtemel sıkıntılarda yaz. Ve koy. Koydun mu abi? Üçü farklı yere koy. Tam üzerinden bir gün geçsin. Bu kağıtları. Tamam mı abi? Buraya kadar tamam. Sormak istediğiniz var mı? Yok. Bir gün sonra bir tane A4 al. O üç taneyi çıkar. Bir. İki. Üç. Sakladığın kağıtlar vardı ya. Onu çıkar. Bak bu çok ilginçtir. Herkes sana akıl verir ama boşanma. Bu öyle değil. Bak birinci kağıdı.
İkinci kağıdı. Şimdi hepsini yaz. Neler yazdık? Birinci kağıtta 10 madde. İkinci kağıda 6 maddeye düşmüş. Üçüncü kağıtta 3 tane var. Yazdın mı abi 18 tane? 19 tane. Yazdın mı? Çevir abi birinci kağıdı. İkinci kağıda çevir. Üçüncü kağıda çevir. Bunu da çevir. Şimdi boşandıktan sonra muhtemel karşıma çıkacak sıkıntıları yaz. 8 tane buradan çıktı. İkinci kağıttan 4 tane çıktı. Üçüncü kağıttan da 2 tane çıktı. 8, 4, 12, 13 tane. Yazdın mı abi? Tamam. Şimdi 3 kağıt kaça düştü? 1 kağıt. Bak bakalım. Boşanman gerekiyor çünkülerle. Boşandıktan sonra muhtemel karşına çıkacak sıkıntıları tahammül edebilecek misin? %50'ye vur. Evet, bunlar boşanmamı iktiza ediyor. Bunlar da boşanmamamı iktiza ediyor. Eğer bunları göğüs gelebileceksen muhtemel sıkıntılara boşan. Bak, muhtemel sıkıntılara tahammül edebilecek, göğüs gelebileceksen boşan. Muhtemel sıkıntılara baktığın zaman o çok zor. O zaman bak bakalım, buna göğüs germek mi daha kolay, boşanman gerektiği şeylere sabretmek mi daha kolay? Yani boşandıktan sonra muhtemel maddi ve manevi sıkıntılara tahammül daha mı zor? Yoksa şu andaki sıkıntılara tahammül etmek mi daha zor? Ne yapacaksın? Vicdanına danış. %50'nin üzerinde boşanma diyorsa boşanma. %50'nin altında ise veya %50'nin üzerinde ise boşan. Ama ikinci bir soru geliyor. Vicdanıma danıştığım karar veremiyor. İkisi de eşit gibi gözüküyor. İstihare namazına yat. Birinci surede istihare namazında kafirin suresi. Kul ya eyyühen kafirun suresini. İkinci rekatta ne suresini? İhlas suresini. Kul huvallahu ehad. Onu oku. Sonra o Ömer Nasuhi Bilmen'de ilmi aldı. Orada istihare namazı var. Nasıl kılınır? Onun altında duası var. O duayı bilmesen bile böyle elini kaldır. Kafirin ve ihlası okuduktan sonra ya Rabbi. Şekillerde münezzehsin. Yani duasın. Sen bilirsin beni. Ya Rabbi, bana seni katında bana bir yol göster. Zira yolda kalmışların, aciz ve masum ve mazlumların sen sahibisin. Ya Rabbi, bana bir yol göster. Bu akşam de siyah ve kırmızı ekseriyeti rüyada galip ise o yapma demektir. Yok, verdiğim bir karar. Yeşil ve beyaz galip ise yap yürü. Bir gün olmadı. 7 güne kadar yapılır bu istihare namazı. Ya başkası yatsa olmaz mı? Başkası da olur ama en makbul kişinin kendisidir. Zaten ekseriyeti mutlaka itibariyle boşanmam gerekiyor çünkü ile boşandıktan sonra muhtemel sıkıntıları okuduğun zaman bakarsın ki galip hangisidir? Zaten istihare namazına gerek olmaz. Çünkü usulde ilk önce istişare gelir, sonra istihare. Sakın istişare ettikten sonra ehliyle istihareye yatma. Çünkü ilk önce aydınlık alemindeki kişilerle, sonra karanlık alemdeki kişilerle konuşulur. İlk önce aydınlık alemi. Yani ehli kim ise, sence ehli iki kişi veya sünnettir, üç kişiyle danış. Ama senin en iyi şeyin bu. Boşanmam gerekiyor çünkü, boşanmamam gerekiyor çünkü. Bak, hangisi %50'nin üzerine galip kalbin kayıyorsa onu yap. Tamam? Soracağınız şey var mı? Vahırda vahun
Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Temas salavat.